Kanal Fırat ekranlarına, Eğitime Bakış programına hoş geldiniz. Bugün eğitimde tarih bilincini konuşacağız. Tabii tarih bilinci nasıl bir insan başkasının ruhuyla yaşayamıyorsa, bir millet de başka bir milletin tarihiyle yaşayamaz. Tarih bilincini ve tarih şuurunu konuşabilmek için bugün benim çok özel bir konuğum var. Benim için çok değerli ve önemli bir kişi. Aynı zamanda hocam. Profesör Doktor İbrahim Yılmaz Çelik'le birlikteyiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. 23 yıldan sonra sizi gördüm. Gerçekten çok mutlu oldum. Yıllar sizden hiçbir şey eksiltmemiş hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok mutlu oldum sizi gördüğümden dolayı. Programımıza katkınızdan dolayı ben size şimdiden teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sağ olun. Bugün tarih bilincini konuşacağız, tarih şuurunu konuşacağız. Geniş bir yelpaze içerisinde değil de daha özel konuları sizinle ben görüşmek istiyorum. Öncelikle müsaade ederseniz şöyle başlamak istiyorum. Tarih bilinci nedir? Bir millet tarih bilincini nasıl kazanır? Bunu kendi insanlarına nasıl aktarır? Bu konuda bize bilgi verirseniz çok mutlu oluruz efendim. Ben tabii öncelikle bizi seyredenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Sizin de programınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizin övücü kelimeler kullandınız. Elbette güzel bir iş yapıyorsunuz. Şimdi en azından tarih bu eğitimle ilgili bir program. Ama tabii tarih eğitimi dolayısıyla biz bugün akşam bununla ilgili biraz konuşacağız. Tarih bilinci dediğimiz zaman benim aslında aklıma şu geliyor. Yani mesela örfi hukuk anlayışı geliyor bir noktada. Örfi hukuk demek o millete ait olan her şeyi demek. Dolayısıyla bugün yeri geldiğinde işte bazı kaynaklarda millattan önce 1000'li 2000'li yıllara, hatta Çin kaynaklarında bazen 8000'li yıllara kadar götürülen bir Türk tarihinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu dünya üzerinde bilinen en eski millet olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunu söylemiyoruz. Bunu Avrupalı kültür tarihçileri söylüyor. Bunu Çin kaynakları açık bir şekilde, açık ve net bir şekilde bunu söylüyor. Dolayısıyla şimdi yaklaşık hani 8000'li yıllardan vazgeçelim de hani bilinen tarihle başladığımız zaman işin efsanevi taraflarını bir tarafa bıraktığımız zaman yine de dünyanın en eski millet olma bilincine erişen, devlet kuran bir kavimden bahsediyoruz. Elbette ki bu milletin kendisine ait bir tarihi olacak. Ha, sıkıntımız şu. Bakın buradaki en önemli sıkıntımız şu. Biz mesela bu dönemlerle ilgili bilgileri nereden öğreniyoruz? Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Daha sonraki dönemlerde işte Orhun kitabeleriyle birlikte kendi tarihimize ait ilk yazılı belgeler bizim karşımıza çıkıyor. Ve bundan sonraki süreç içerisinde de Türk tarihiyle ilgili bilgilere müracaat ediyoruz. Fakat Türk tarihine baktığımız zaman Türk tarihini öyle incelemek, Türk tarihi üzerinde mesela çalışmalar yapmak kolay bir iş değil. Bunun başlıca sebebi de şu. Çünkü yani Türkler dünya tarih sahnesine çıktıkları günden itibaren aynı yerde kalmamışlar. Evet. O bölgeden başlamışlar. Hatta geçen de bir tane çok güzel bir harita gördüm. O haritada işte Türklerin etki alanına tarihi dönemlerde giren coğrafyayı bir birleştirmişler. Bugün için Asya'nın tamamı, hemen hemen Avrupa bölgesinin tamamı, Afrika bölgesinin tamamı Türk tarihiyle ilgili alakalı. Şimdi böyle yaygın bir coğrafya içerisinde bulunan bir milletten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu milletin tarihini incelemek, bu milletin tarihini ortaya koymak gerçekten oldukça zor bir olay. Hatta hocam bir tarih araştırmasını gerçekleştirmek istiyorsak şu anda, evet, Çin kaynaklarına bakacağız, Rus kaynaklarına bakacağız. Hatta evet, Macar, Avusturya, Alman, neredeyse bütün dünya devletlerinin içerisinde mutlaka Türklerle ilgili bir ifade var. Mutlaka Türklerin yaşantılarıyla ilgili olan bir ifade var. Ve hatta şöyle bir ifade de kullanılır. Türkler tarih
yapmaktan tarih yazmaya fırsat bulamamışlar. Çok doğru, çok doğru. Evet. Yani elbette o söylediklerinize mesela ben tabii katılıyorum. O yaygınlıktan kaynaklanıyor. Ben bu noktada şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi bu o kadar yaygın bir alan ki. Yani şimdi burada mesela biz kime tarih bilincini vereceğiz? Evet. Mesela nasıl tarih bilincini vereceğiz? Bugün Orta Asya'da yaşayan Türklerle ilgili bir tarih bilincimi vereceğiz? Yoksa bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde kalan mesela alanla ilgili bir tarih yani bilincimi vereceğiz? Yani başlangıcımız ne olacak? Tabii yani şimdi burada problem zaten o öyle kaynaklanıyor. Şimdi dolayısıyla mesela Cumhuriyete kadar gelen bir Osmanlı tarihi mesela söz konusu. Ondan sonraki süreç içerisinde de mesela işte Cumhuriyet tarihinden günümüze gelen ama devamlı olarak şöyle 40 senede bir, 25 senede bir değişen bir bazı anlayışlar var. Şimdi bizde bazı kavramların özellikle ithal kavramlar olması elbette ki büyük sıkıntılar yaratmış. Bu durum yani tarihin öğretilmesinde, tarih bilincinin verilmesinde de ortaya çıkıyor. Şimdi her şeyden önce tarih bilinci, tarih şuuru demek o milletin bilinçlendirilmesi, o milletin kendi geleneğine, örfüne sahip çıkması demek. Ama mesela şimdi tabii bir de şu durum ortaya çıkıyor. Hele özellikle günümüz teknoloji döneminde mesela bunlar gündeme geldiği zaman işte şu anda bir korona belasıyla bütün dünya uğraşıyor. Her şey dijitalleşmeye doğru gidiyor. Bazı mesela sosyal medya platformlarında şunu görüyoruz. Yarın öbür gün işte sınırların kalkacağından, efendim işte milletlerin de artık ortadan kalkacağından veyahut da işte devletlerin ortadan kalkacağından bazı insanların mesela işte yapmaya çalıştığı veya işte günümüzdeki o küresel sermayenin yapmaya çalıştığı olay bu. Şimdi burada işte o tarih şuuru dediğimiz, tarih bilinci dediğimiz olay burada devreye giriyor. Siz ne kadar mesela insanlarınıza, kendi milletine, kendi örfüne, kendi töresine bağlı olduğunu bu bilinci eğer verebilirseniz işte o derece başarılı olabilirsiniz. O derece şu gelişen dünyanın teknolojik gelişmeleri karşısında faydalı olabilirsiniz insanlarınıza. Bir noktada da hocam bilmiyorum katılır mısınız? Dünyanın bir başka ülkesinde böyle bir örnek var mıdır? Bunu da sormak istiyorum. Evet. Bizde bir dönem İslamiyet öncesi Türk tarihini yok sayan bir anlayış vardı. Evet. Bir dönem İslam tarihinden sonraki dönem sadece anlatılsın. Daha sonra sadece Cumhuriyet dönemini bize yeterli bu anlayışa sahip olduk. Yani bir bütün içerisinde İslamiyet'ten önce, İslamiyet'ten sonra Osmanlı, Cumhuriyet dönemi bir bütün içerisinde alınmasıyla ilgili sizce bir sorun yaşanıyor mu? Şimdi mutlaka ama yani şimdi burada bu dediğiniz noktalarda haklı olabilirsiniz. Yani mesela biz daha düne kadar işte kara denen şeylere bugün işte ak denilmeye başlandı. Veyahut da işte ne bileyim Cumhuriyet kurulduktan sonraki ortaya çıkan bazı çeşitli meseleler işte yeni yeni tartışılabiliyor. Şimdi asıl mesele şu. Şimdi burada siz yani devletinizin, milletinizin geleceği, onun ilerideki istikbali açısından meseleye bakmak zorundasınız. Yani tarih bilincini de insanlara bu şekilde oluşturmak durumundasınız. Ama her şeyi yani bir anda mesela vermeniz mümkün olmuyor. Bugün İngiliz arşivlerine mesela baktığımız zaman İngilizlerin özellikle kendileriyle ilgili belgelere yasak ve sınır getirdiklerini görüyoruz. Yani şimdi dünyanın en medeni ülkeleri olduğunu iddia eden işte İngiltere, Fransa ki öyle iddia ediyorlar. Evet. Yani biz tabii ona onların iddiası bu. Tabii o onların iddiası. Biz ona katılmıyoruz ama şimdi bunlar buna geri geldiği zaman yasak koyuyor. Halbuki mesela şimdi şurada şunun altını açık ve net bir şekilde çizmek lazım. Yani bugün gerek İslamiyet öncesini tabii ayrı değerlendirmek lazım. İslamiyet sonrasını da ayrı değerlendirmek lazım. Fakat genel bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman şuna bizim yani çocuklarımız şunu
kesinlikle bilmeli. Türk milleti tarihi süreç içerisinde kendi alınlarında hiçbir şekilde bir leke olacak, iz olacak hiçbir şey bulamazlar. Bununla ilgili çok efendim işte uğraşılıyor. Bununla ilgili Türk milletine yeri geldiğinde çok iftiralar atılmaya çalışılıyor. Ama geçmiş dönemlerde tarihin ta Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'ya geldikten sonraki süreç içerisinde de Türk milleti gerek İslamiyet öncesinde olsun ve gerekse İslamiyet sonrasındaki dönemde olsun devamlı olarak mazlum milletlerin yanında olmuş, devamlı olarak ezilenin yanında olmuş, devamlı olarak bunlara yardım etmeye çalışmış. Çünkü yani sizin bir felsefeniz var, sizin bir temel devlet anlayışınız var. Bu devlet anlayışınızı çok önceleri ortaya koymuşsunuz. Mesela efendim işte bunu nerede ortaya koymuşsunuz? Göktürk kitabelerinde ortaya koymuşsunuz. Dede Korkut kitabelerinde ortaya koymuşsunuz. Divan-ı Lügat-ı Türk'te ortaya koymuşsunuz. Ne diyor orada? Yani çok genel olarak bahsediyorum. Orada mesela bir kişinin hükümdar olma şartları sayıldığı zaman, bir beyin bey olma şartları sayıldığı zaman önce aç olan milleti doyurmaktan bahsediyor. Evet. Çıplak olan milleti giydirmekten bahsediyor. İşte bu kültürün, bu geleneğin mirasçısı durumunda olan Osmanlı, onun için İspanya'dan sürülen Yahudilere kapısını sonuna kadar açtı. Onun için Sultan Abdülhamit döneminde, mesela o dönemde yine Yahudilere Avrupa'dan korkunç şekilde bir tazyik vardı. Özellikle Avrupalıların, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın daha İkinci Dünya Harbi'ne gitmeden çok çok önceleri bunları kendilerine bela olmamak açısından Filistin bölgesine yerleştirilme politikasını Osmanlı üzerinde uyguladılar. Fakat Abdülhamit o dönemde mesela bunlara Irak bölgesinde, Suriye bölgesinde yani mazlum oldukları için, bunlar yani Rusya'da katliama uğradıkları için onlara yerler teklif etti. Ama projenin arkasında zaten o yoktu. Şimdi yani şunu söylemek istiyorum. Bu tarih bilincini siz ilkokulda, ortaokulda, lisede yetişen, hatta üniversite çok önemli. Üniversitede yetişen insanlarınıza verdiğiniz zaman şimdi onlar kendi milletini mesela tanırlar. Hiçbir şekilde efendim işte senin tarihinde Amerika'da olduğu gibi gidip yerlilerin battaniyelerine ilaçlar atıp veya onu çeşitli ilaçlarla öldürmek, orada Kızılderili soykırımı yapmak gibi bir şey söz konusu değil. Veya Fransızların Cezayir'de yaptıkları gibi yüz binlerce insanı öldürmeleri gibi bir durum söz konusu değil. Veya İngiltere'nin özellikle, ki İngiltere direkt olarak bu işin içerisinde, bugün Londra metrosu yapıldığı zaman yaklaşık 100 senelik bir süreç içerisinde 100 bine yakın insan ölüyor burada. Ve bu ölenlerin içerisinde tesadüfen kazayla şunla bunla ölen 2-3 tane beyaz tenli insan var. Diğerlerine hepsine baktığınız zaman bunlar kara tenli. Senin tarihine baktığın zaman böyle bir şey yok. Yani İslamiyet'ten önceki döneme de bakıyorsun, böyle bir şey yok. İslamiyet'ten sonraki döneme de bakıyorsun, böyle bir şey yok. İşte bu tarih anlayışını ne yapmamız lazım? Bizim ilkokuldan, ortaokuldan, liseden, hatta üniversiteden bunları gençlerimizi öğretmemiz lazım. Yani bilinç bu şekilde verilir. Bilinç bu şekilde verilir. O zaman burada biz tarihçilerin bir eksikliği var. Çünkü biraz önce kullanmış olduğunuz ifade çok önemli ve değerli. Bir Yahudi dünyanın hiçbir yerinde kendisine yer bulamamışken, hı hı, Osmanlı kendisine bir yer tahsis ediyor ve orada yaşamaları için kendilerine fırsat veriyor. Bir Ermeni Osmanlı'da milleti sadıka, sadık millet olarak ifade ediliyor. Bir Fransa'ya baktığınız zaman bizim Kanuni dönemi içerisinde yapmış olduğumuz anlaşmalar var. Hı hı. Bizim tarihimizde anlatacağımız çok güzel örnekler söz konusu. Elbette, yani şimdi bizim tarihimizde ama şöyle bir durum var. Yani şimdi biz ifratla tefrit arasında gidip geliyoruz. Şimdi bir taraftan mesela bakıyoruz, efendim bu iyi şeyleri mesela anlatalım, evet bunları şey yapalım. Bizim elbette tarihimizde yapmış olduğumuz pek çok hatalar da var.
Bu hataları mesela yapmasak bu devletlerin yıkılma süreci nasıl olacaktı? Özellikle işte 18. yüzyıldan başlayıp Osmanlı Devleti'nin son dönemine gelinceye kadarki dönemde yapılan çok büyük hatalar var. Çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Daha 1800'lü yılların başında, yani 1789 Fransız İnkılabı olduktan hemen sonraki süreç içerisinde, o dönemde bakıyorsunuz dünya üzerindeki devletlere, İngiltere, Fransa, daha henüz Almanya piyasada yok, Rusya, bunlarla Osmanlı Devleti. Şimdi bunlar Osmanlı Devleti ile eşit durumda. Ama ne zaman, bak biz kendi içimizdeki meselelere düşüyoruz, şöyle böyle, yok tahttan indi, tahta geçti, Alemdar hadisesi, 2. Mahmut tahta geçti, Yeniçerileri kaldırdık falan, 26 yıl birden geçmiş oluyor. Evet. 26 yıl sonra 2. Mahmut tahta çıkıyor, 2. Mahmut tahta çıktıktan sonra yeni ordu düzenlemesi, adı çok güzel. Asakir-i Mansure-i Muhammediye, Allah Vakayı Allah, hayriye. Pantolon giysinler, fes giysinler. Ya iyi de yani teknoloji, şimdi sen mesela Fatih Sultan Mehmet döneminde olduğu gibi dünyanın, bırakın yani sadece Türk tarihini, dünyanın en büyük dehalarından biri. Sadece askeri lider olarak değil, şu en büyük dehalarından biri. Adam kendisi o savaşın tek, o dönemin şartları içerisinde çiziyor, biçiyor, onların şeylerini. Ama inanmış bir insan. Evet. İnanmış bir insan. O müjdenin kendisine verilmiş olduğuna inanmış olan bir insan olduğu için onu gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani şimdi hedef koymak lazım. Hedef koymak lazım. Ama hedef koyduğunuz zaman da bunun altını sizin iyi doldurmanız lazım. Bugün şundan, evet, bizim tarihçilere çok görev düşüyor. Evet. Yani şimdi nedir? İşte siz bu görevinizi mesela yaptınız. Eğitimle ilgili bir program yapıyorsunuz. Tarihte, evet. Eğitimde tarih bilinci noktasında mesela işte sizinle efendim konuşuyoruz. Biz geldik bununla mesela konuşuyoruz. Ama şimdi baktığımız zaman ya şimdi ilkokulda tarih ne kadar öğretiliyor? Ortaokulda tarih ne kadar öğretiliyor? Lisede tarih ne kadar öğretiliyor? Bugün mesela genel olarak üniversitelere baktığınız zaman ben sayı olarak bilemiyorum. Acaba Türkiye'de her sene tarih bölümünü bitiren kaç kişi var? Evet. Tarih bölümünü bitiren kaç kişi var? Bu yani afaki bir rakam olarak söylüyorum. Diyelim ki işte gece gündüzler de bir de işte açıldı. Bu rakam benim tahminime göre 7-8 binden aşağı değil. Bir senede 7-8 bin tane siz tarih öğretmeni mezun ediyorsunuz. Nasıl yetiştiriyorsunuz? O ayrı konu. Onu ayrı bir şekilde tartışmak lazım. 7-8 bin tane siz yetiştirdiniz. Peki bunlardan kaçını atıyorsunuz? Bunlardan kaçını atıyorsunuz? Yani siz her atama döneminde mesela 200 tane, 300 tane tarih öğrencisi atıyorsunuz. Fena değil. Bütün, tabii şöyle bir durum var. Bütün herkes tarihi bitiren efendim işte öğretmen olacak diye bir durum söz konusu değil. Maşallah benim öğrencilerim, sizler gibi öğrencilerim bugün özellikle Emniyet Teşkilatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok şerefli görevler ifa ediyorlar. Onlar elbette o tarihten, tarih bölümünü bitirdiklerinde almış oldukları o bilinçle onu işte oraya yansıtıyorlar. Fakat bunu herkes yapamaz. Şimdi dolayısıyla eğer bizim yani bu noktada ben, hani zamanda kısıtlı olduğu için bazı şeyleri söylemeye çalışıyorum. Şimdi diğer ülkelere bakıyoruz biz. Ben dekanlığım döneminde bu ortak dersler noktasında biraz çalışmalar yaptım. Yani bir Batı ülkelerinde, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da bu tarih dersleri ne kadar öğretiliyor? Evet. Bakın Amerika'dan size bir örnek vereyim. Bugün Amerika'nın işte tarihini, siz tarihçisiniz biliyorsunuz, evet. Amerika nasıl kuruldu, Avrupa'dan efendim işte kaçan, affedersiniz fahişeler, işte orada hırsızlar, şunlar bunlar, afaroz edilmiş. Toplama bir yer. Toplama adamlar, işlerinde temiz, evet. Adamlar da belki vardı, gittiler falan filan. Evet. Ondan sonra orada Kızılderililerle işte mücadeleler, Güney-Kuzey Savaşları, öyle değil mi? Evet. Ondan sonra arkasından işte Amerika Birleşik Devletleri, işte Amerika kurulması, Fransa'ya karşı bilmem bağımsızlıklarını kazanmaları, şu, Birinci Dünya Harbi'nde
sonlara doğru katılıyorlar. İkinci Dünya Harbi'nde çok büyük hatalar yapıyorlar. Bugün demir perde ülkelerinin oluşmasının, Rusya'nın, dünyanın, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dünyanın başına bela olmasının sebebi aslında Amerika. Tarihleri bu. Ya ama ya bu adamlar bu tarihlerini kendi üniversitelerinde atom mühendisi olan adama, makina mühendisi olan adama, doktor olan adama haftada 4 saat anlatıyor. Her dönem, yani toplam olarak bir üniversite öğrencisinin en az 8 ya da 10 kredilik tarih dersini mutlaka alması lazım. Öte taraftan dönüp geliyoruz, mesela İngiltere'ye bakıyoruz. İngiltere'de bu 8'e düşüyor. Gene az bir rakam değil. Öte taraftan geliyoruz Fransa'ya bakıyoruz, 6'ya düşüyor. Amerika'ya, Almanya'ya bakıyoruz. Almanya'da 6 saate yakın, yine Alman tarihiyle ilgili, ki onların mesela kendi İkinci Dünya Harbi'nde gerçekten yapmış oldukları çok büyük bir katliam var. Yahudilere karşı yürütmüş oldukları bir soykırım hadisesi var. Bu tamamen insanlık suçu. Şimdi buna rağmen bu adamlar mesela tarihlerini özellikle üniversitelerde bu şekilde okutulurken, bizim üniversitelerimizde tarih kaç saat okutuluyor? Tarih bölümünde evet biz okuyoruz tarihi. Efendim, ama mesela bir tıp fakültesinde okuyan veyahut da işte fizik bölümünde okuyan veyahut da kimya bölümünde okuyan bir öğrenci kaç saat okuyor? Ben size söyleyeyim, 2 saat. 2 saat. 2 saat. Sadece 2 saat. Ve bu 2 saatlik süreç içerisinde bir de işin enteresan tarafı şu. Yani bizim mesela genel olarak konuşmayayım ama bazen o kadar enteresan ki bu işin bilincine ermeyen insanlara veriyor. Yani bu işe sen inanmıyorsun ya, işte ekmek parası olarak görmüşsün, gidiyorsun o dersi anlatıyorsun. Sen o adama tarih bilinci verebilir misin? Ama bu 15 sene önce mesela tarih anlattığım, ki adı hani inkılap tarihi, inkılap tarihi denince sadece cumhuriyet anlaşılmasın. Bunu eğer siz anlatabilirseniz işte Orta Asya'dan başlatıp günümüze kadar getirirsiniz. Yani mesela en basitinden efendim işte Atatürk ilkelerini getirip Avrupa'dan ihraç gibi anlatırsanız mesela o dönemde sıkıntı olur. Ama siz Türk tarihi noktasından meseleye baktığınız zaman bunları derlersiniz, toplarsınız. Dolayısıyla bu insanlarda da bir bilinç oluşturursunuz. İşte o bilinci oluşturma noktasında her örneğin ilkokuldaki bir kişiye anlatılacak olan tarih, hı hı, ve anlatım şekli. Çünkü tarih denildiğin zaman öğrencilerin şöyle bir ifadesi var. Ezberle, ezberle unut. Maalesef evet, eğitim sistemimizde evet, bazen öğrencilerden karşılaşıyoruz. Aynen. Hocam sınavda çıkacak mı çıkmayacak mı, aynen, noktasında. Yani evet, tarihi evet, öğrenmek, tarih bilincine sahip olmak. Sizin dershane tecrübeleriniz de evet, var, oradan biliyorsunuz. Sadece sınavda doğru, çıkıp çıkmamasıyla. Evet, ve bazen çok üzülmüş olduğum bir nokta vardır. Hı-hı. Hocam sınavda çıkmayacaksa anlatmaya da gerek yok. Tabii. Şimdi çocukların bu noktada aslında bu şekilde hissetmelerindeki sebep, ben de bir tarihçi olarak ben de kendi payıma, hı-hı, düşeni söyleyeyim. Örneğin Osmanlı tarihini biz anlatırken işte Koyunhisar Savaşı, Maltepe Savaşı, Kosova Savaşı, Sırp Sındığı, Nibolu, hı-hı, Savaşı, böyle savaşlarla geçen bir tarih varmış gibi Osmanlı için. Kültür ve medeniyetin içerisinde çok fazla olmadığı, İnsanların yaşantılarıyla ilgili olarak hiçbir ifadenin olmadığı bir anlatım şekli var. Kesinlikle. Ve öğrenci arkadaşlarımız maalesef, üzülerek söyleyeyim, tarihle ilgili olan bilgilerini dizilerden evet, ancak alabiliyorlar. Evet. Şu anda belki içerik olarak biz tarihçilerin hoşuna gitmeyen bazı yapımlar söz konusu. Ancak sevinmiş olduğum bir nokta var. En azından bunun sayesinde tarih kitapları okunmaya başlandı. Tabii, evet. Tarihe karşı bir merak oluştu. O zaman biz tarihçiler tarih anlatımıyla ilgili yöntemlerimizi değiştirmemiz kesinlikle lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Bazen söz söylemektense evet, bir görüntü evet, daha fazla etkili olmuş oluyor. Kesinlikle öyle. Şimdi daha bu pandemi sürecinden önceki süreçte işte sağ olsunlar orada Kilis Üniversitesi'nde bizim öğrencilerimiz, arkadaşlarımız var. Bu Ermenilerin Türklere karşı yapmış oldukları mezalim ve soykırımla evet, ilgili
bizi davet ettiler. İşte gittik ondan sonra, fakat ben yani genelde işte bu şeyleri çok fazla kullanmıyordum. Yani fotoğrafları falan. Epey bir şey indirdim o dönemde. Yani hele özellikle bu 1915'te biliyorsunuz Rusların çekilmesiyle beraber 17'de tamamen çekiliyor. Doğu Anadolu bölgesinde Rusların yapmış olduğu, Ermenilerin yapmış oldukları çok büyük bir soykırım hadisesi var. Hatta bugün Bitlis'te, bugün Muş'ta açılmayan, Türklere ait olduğu kesin olarak bilinen, onun için zaten açmıyorlar. Evet. Yani bugün Ermenilere ait olduğu bilinseydi çoktan onların hepsi açılmış olurdu. Toplu mezarlar var. Şimdi bu resimleri neyse oraya aldık koyduk. İşte şey yapıyoruz. Şimdi sizin dediğiniz gibi o kadar etkili oluyor ki. Fakat yani işin enteresan tarafı, bunu da itiraf etmek zorundayım. Ben de Allah selamet versin. Bizim siz de bilirsiniz. Onu da kulaklarını çınlatalım. Mehmet Çelik hocamız var ya. Tabii ki. Mehmet evet. Çelik hocamız. Evet, buradan selamlarımızı söyleyeyim. Şimdi ben de dedim ki, evet. Ben dedim bu konferansla dedim bu sefer Mehmet Çelik hocayı dedim ben bir noktada onun usulünden gideceğim. Evet. Ondan sonra elimi masaya vuruyorum, işte böyle anlatıyorum falan filan. Şimdi anlattım konuları. Ondan sonra geldi işte resimlere. Şimdi resimler işte şey yapılırken, gösterirken şöyle bir döndüm baktım. Sadece ben ağlamıyorum. Bütün salonda evet. Hep beraber ağlıyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Hep beraber ağlıyoruz. Yani ondan sonra işte bitti dedim. Şimdi o orada sizin dediğiniz gibi yani bir tane resim, bakın bir evet. Tane resim bile çok çok etkili oluyor. Bu işin görsel tarafı, adamlar 1920'den başladılar. 1970'lere gelinceye kadar ne kadar görsel malzeme varsa bunların hepsini kullandılar. Arnold Toynbee daha sonra itiraf etti mesela Blue Book'un tamamen düzmeci kurtmaca. Olduğunu. Kurgu. Kurgu olduğunu mesela itiraf etti. Ve Ermeni mezarları veya Ermenilerin efendim öldürüldüğü şeklinde lanse edilen fotoğrafların çoğunun Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Türk ve Müslümanlar olduğu açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Yani onun için gerçi bu arada sözünüzü kestim. Yani değişen teknolojiye uygun olarak yeni yeni şeyler öğretmemiz lazım. Ha, Ermeni meselesini anlatıyoruz. Evet, bununla ilgili görsellerimizi verelim. Bu arada mesela bizi seyredenlere de özellikle ben buradan söylemek isterim. Mesela baksınlar özellikle tarih kurumunun bu son dönemde çeşitli tarihi meselelerle ilgili, Ermeni meselesiyle ilgili şeyleri, videoları ben baştan sona seyrettim. 6-7 tane video var. Çok sağ olun. Bunun dışında da başka videolar var. Bunları da mesela seyretmelerinde fayda var. Hani şimdi okumaktan imtina ediyoruz ya. Evet. O açıdan en azından izleyicilerimize de bir şey söylemiş olalım. Hocam hatta şöyle bir durumla da biz karşılaştık. Genelkurmay Başkanlığı'nın Kars Sarıkamış'la ilgili bir toplantısı vardı. O toplantıda biliyorsunuz 90 bin kişinin şehit düşmüş olduğu bir cephe. Orada odayı eksi derecelere indirdiler. İnsanlar bir anda bu havayı evet, teneffüs evet, evet. etmiş oldular. Ben onu videosunu seyretmiştim. Evet. Doğru. Yani bir anda hani siz bulunmuş olduğunuz yerden size şöyle bir ifade kullanılıyor. Bizim askerlerimiz eksi 30 derece, eksi 40 derecede çok büyük bir mücadele verdiler ifadesini eksi 2'de, eksi 3'de hissetmek ne anlama geliyor? Yani. Örneğin Çanakkale ile ilgili çok mükemmel bir şekilde evet. sunumlar son dönemler içerisinde oluşturulmaya başlandı. Yani iyi yapılan, güzel yapılanlar var. Kesinlikle. Bizim kesinlikle. Şu anda yapmamız gereken bu güzellikleri daha fazla arttırmak evet. Ve eğer bilmiyorum bu konudaki düşünceniz nedir? Biz bu tezlerimizi, bu anlayışımızı, bakış açımızı artık İngilizceye, evet. Fransızcaya, Arapçaya. Bakın Arap dünyasına baktığınızda hı hı. Türklere karşı birazdan zaten size maalesef, soracağım. Maalesef. Çok büyük bir olumsuzluk evet, söz evet, konusu. Evet. Yalnız Arap dünyasında hemen şunu söyleyeyim. Yani Arap dünyasındaki o olumsuzluk
halktan ziyade, yöneticilerle ilgilenmişlerdi. Yöneticilerde. Halkın hiçbir zaman için bizimle ilgili bir problem olmamıştır. Evet. Tarihin her dönemi içerisinde Osmanlı'ya karşı ki gidip orayı gören birisi olarak söylüyorum. Osmanlı denildiğinde, Türkler denildiğinde zaten bir dönem Türk demek Müslüman demek. Evet, evet. Bu anlayışa sahip olan bir yapımız söz konusu. Yine aynı soruna geliyoruz hocam maalesef. Bunu anlatımla ilgili bir sorunumuz söz konusu. Gerçekleri örneğin bir Fransa'yı anlatırken, Fransızları anlatırken biz Cezayir'den bahsediyoruz. Aslında bizim Cezayir'den bahsetmemize gerek yok ki. Maraş, Antep, tabii. Urfa, Adana. Yani ne işleri vardı? Evet, ne işleri vardı bu insanların? Yani biz Fransa denildiği zaman Cezayir'e gitmemize gerek yok. Evet, ama şimdi şöyle bir şey var, yani Cezayir de mesela normalde senindi. Evet, yani bizim toprağımızda. O da var, yani o da senindi. Yani şimdi mesela işte Osmanlı'ya yönetilen en önemli eleştirilerden bir tanesi şudur. Efendim işte zamanında kendi kendini tasfiye etmeyi beceremedi. Ya iyi de işte senin tarihinde toprak satma hadisesi yok ki kardeşim. Evet. Senin tarihinde böyle bir şey yok. Ama mesela 1790'larda bugün Alaska bölgesi Rusların elinde. Rus çarları o dönemde 1 milyon altın karşılığında Amerika'ya satmışlar o bölgeyi. Evet. Ama Abdülhamid'e mesela ne kadar paralar teklif edildi Filistin bölgesi için. Öyle değil mi? Veya yani biz nasıl bırakacaktık? Bizim için bir Şam, efendim daha aşağıya inelim bir Mekke ve Medine. Zaten yani onlar manevi değerlerimizdi bizim. Yani orası neyse aynı zamanda Diyarbakır aynı şeydi. Yani elbette yani yukarıya doğru geçtikçe işin şekli biraz değişir ama Osmanlı maalesef yani öyle harp etmeden şey yapmadı. Yani Fahrettin Paşa gibi 90 gün işte 100 gün çekirge yiyerek Mekke'yi efendim müdafaa edip bunları anlatmak lazım. Yani bunları anlatmak lazım ama tabii yeni görsellerle yani sadece tabii tarih şuurunu işte oluşturmak için bence bir şekilde eğitim politikaları içerisinde buna yer verilmesi lazım. Yani çözüm önerileri diyoruz ya, yani buna eğitim politikaları içerisinde buna mutlak şekilde yer verilmesi lazım. Yani özellikle ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde mutlak surette tarih derslerinin sayılarının artırılması lazım. Yani bu aynı zamanda bir istihdamı da ortaya çıkartacaktır. Sadece ve sadece yani öğretmen olma açısından değil, belli bir hedefiniz olacak sizin. Yani belli bir hedefiniz olacak. Eğer o şuuru insanlarda mesela oluşturmak istiyorsanız o doğrultuda devam edeceksiniz. Ben hatta öğrencilerime şu ifadeyi kullanıyorum. İyi bir doktor olabilirsiniz. Evet. Ama bir tarih bilincine sahip değilseniz aslında bir önemi yok. Evet. İyi bir mühendis olabilirsiniz, iyi bir avukat olabilirsiniz. Bu sizin ruhunuz gibi. Kesinlikle. Bu anlayışa sahip olmak zorunda. Çünkü şunu bir kişi tarih bilincine sahip olmuş olsa eminim bir doktor olduğu zaman kendi insanına daha fazla hizmet etmesi gerektiğini bilir. Evet. Bir İngiliz bunu nasıl gerçekleştiriyorsa ve kıymetliyse, evet. Bir Alman bunu gerçekleştiriyor ve kıymetliyse, kendi insanına, bu Necip Türk milletine hizmet etmenin boynunun borcu olduğunu bilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Eğer bu bayrak altında yaşıyorsa, evet. Eğer evet. Bu ülkenin ekmeğini yiyorsa, eğer kardeş bir şekilde biz bu ülke içerisinde yaşıyorsak, bir doktorun, bir mühendisin, bir avukatın mutlaka tarih şuuruna, tarih bilincine sahip olması gerekiyor. Mutlaka. Yani hele özellikle de başta idarecilerimiz için. Yani mesela siyaset bilimiyle uğraşan insanlar için bu şart. Bazen maalesef işte bazı kanallarda işte seyrediyoruz. Yani kadrolu yorumcular var. Evet. Her şimdi şey bu kadrolu biliyorsun. Yorumcular işte bir çeşitli bunlar önemli bir bölümü de siyasal kökenli. Fakat tarihi bilmediklerinden dolayı yani yapmış oldukları yorumlar da havada kalıyor. Yani şimdi bizim tarihçilerin işte hani biraz önce söylemiştin
en önemli eksikliklerinden bir tanesi dil meselesi. Evet. Dolayısıyla yani onlarda da dil var ama onlarda da o tarih bilinci yok. Yani sıkıntı öyle yaratıyor. Şimdi tabii siyasilerimizin, devlet adamlarımızın mutlak suretle tarihlerini bilmeleri lazım. Yani burada da öyle bir ilavede yapmak isterim. Şimdi aslında Cumhurbaşkanımız bu konuda çok güzel bir ifade kullandı. Dedi ki, biz okullar yaptık ama içini doldurma konusunda, yani müfredatı oluşturma adına, bilinci oluşturma adına maalesef başarılı olamadık. Evet, bunu açık yürekli itiraf etti. Yani bir siyasetçinin, netice itibariyle bir siyasetçi, bir siyasetçinin bu şekilde ifade kullanması gerçekten çok önemli. Evet, evet. Demek ki bizim milli bilinci oluşturma adına daha farklı bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Peki bu konuda neler yapılabilir hocam? Vallahi işte dediğim gibi bunun yani özellikle eğitim şuraları içerisinde eğitimle ilgili pek çok şeyler gündeme geliyor ama yani bilmiyorum sizler de mesela mesleğiniz itibariyle çalıştınız. Ya kavramlar batı kavramları. Yani baktığınız zaman yani batı kavramlarıyla gelip yani oradan alalım bunu efendim işte bize uygulayalım. Böyle olmuyor işte. Yani sen işin ruhunu o zaman yakalama şansına sahip olamıyorsun. Hele özellikle yani 18. yüzyıldan itibaren yapılan büyük hatalar söz konusu. Yani bu o dönemde batı seni geçti. Tamam. Teknolojide geçti, seni fende geçti. Ama bir Japonya örneği var karşında. Kore örneği var. Güney Kore örneği var mesela senin karşında. Eğer sen kendi törenden, kendi örfünden taviz verirsen burada çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırsın. Onun için bana göre yani yapılması gereken özellikle eğitim politikalarının mesela belirlenirken yani şu tarih bilincinin, tarih şuurunun oluşturulması işinin ta birinci sınıflardan itibaren alınması, ilkokuldan itibaren alınması, ortaokullarda, liselerde yeri geldiğinde yani çocuk vallahi iki tane de matematik sorusunu az çözsün. Evet. Yani netice itibariyle. Ama tarihini, dinini, diyanetini, bakın onu da yani özellikle eksik bırakma bak gerekir. Özellikle mesela Türk Osmanlı Devleti'nin zirve yapmış olduğu dönem İslam dinini en iyi anladığı, en iyi yorumladığı dönemdir. Ha İslam dini adına skolastik düşüncelerin işin içerisine girdiği 16. yüzyıldan itibaren geriye düşüş başlamıştır. Yani İslam'ın özünde olmayan gericilik hareketlerini kişilerin getirmiş olduğu şekillerle ele alırsanız o zaman yanlışa gidersiniz. Maalesef yani o kadar birbirine girift meseleler ki evet. Yani sosyal bilimler noktasında yani aslında şunu söyleyeyim. Bizim evet fene, teknolojiye, bilime önem verelim. Mutlaka yani bunda evet. Hiçbir şekilde sıkıntı yok ama sosyal bilimlere de gerekli önemi vermemizde fayda var. Yani bugün mesela üniversitelere bakıyoruz. Bugün ondan sonra Yüksek Öğretim Kurumu'nun oluşturmuş olduğu efendim şeylere bakıyoruz. Efendim işte burada işte başarılı bilim adamları seçiliyor bilmem ne. Neye göre seçiliyor? Elbette onlar efendim işte yeni bir şeyler üretmişler, yapmışlar, etmişler. Ama bir tane sosyal bilimci yok. Niye sosyal bilimci yok? Bakın sosyal bilimci eğer Türk milletinin, Türk devletinin yanında yer almışsa onun yazmış olduğu makaleleri Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da yayınlatması mümkün değil. Yayınlamıyor mesela evet. O makaleleri yayınlamıyor. Bugün yani biz bunların örneklerini gördük. Efendim işte bugün dünyanın medeni ülkesi olduğunu iddia eden İsviçre'de Türkler soykırım yapmamıştır. Ermenilere karşı Türkler soykırım yapmamıştır demek suç oldu. Bunu söylediğiniz evet. Zaman hapse atıldınız. Öte taraftan bugün Fransa'da efendim İngiltere'de mesela senatoların almış olduğu yine bu hani Ermeni meselesini örnek veriyorum ama evet. bu Batı'nın en azından bize bakış açısını bence şey yapıyor. Onun için yani bu eğitim politikaları özellikle
belirlenirken tarih bence ayrı bir alan içerisinde ele alınmalı ve özellikle de sosyal bilimlere Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yani çok büyük bir başarıyla altını çizdiği olayı gerçekleştirebilmek için sosyal bilimler alanına bu işi yine de devlet yapacak. Bakın evet. O da çok önemli. Eğer kontrolsüz bir şekilde başka güçler bu işi yaparsa o zaman çok büyük bir sıkıntı olur. Dinde de sıkıntı olur, tarihte de sıkıntı olur. Siz bunu kendi politikalarınızla, kendi devlet politikalarınızla ama tartışarak bütün kesimlerin görüşlerini alarak bunu bir milli politika haline getireceksiniz ve herhalde kurtuluş da orada olur diye düşünüyorum. Biraz da bizim yaşamış olduğumuz sorun, düşünce olarak düşünüyoruz ama eylem konusunda çok pasif davranıyoruz. Örneğin sizin alanınız olduğunu biliyorum. Bir Ermeni soykırımını diye tutturmuş oldukları, örneğin Fransa, parlamentosundan siyasi olarak geçirmiş olduğu kararları bizim hükümetimiz, bizim devletimiz buyurun, tarihçiler bu konuyu konuşsun denildiği zaman hemen kaçıyor. Hemen kaçıyorlar. İngiliz'e baktığınız zaman güneş batmayan ülke aslında bir sömürge devleti. Evet. Evet. Hiçbir zaman için tarihine toz kondurmuyor. Almanya Yahudi soykırımıyla ünlenmiş olan bir devlet olmasına rağmen bize kesinlikle böyle bir şey yokmuş. Veriyor. İnsanlık dersi veriyor. Bize insanlık dersi ve veriyor. Ve biz şu anda ve kendi... işin enteresan tarafı bakın sözünüzü unutmayın. Bu adamlar yani Avrupa Birliği adı altında çatırdıyor o da ayrı konu da. Evet. Bunlar bir araya geliyorlar batıda. İngiliz'i, Fransız'ı hepsi bir araya geliyorlar. İngiltere'yi nasıl ayırdılar o da ayrı. Amerika'nın orada çok büyük parmağı var uzun konu. Ama doğuya baktığın zaman doğudaki insanları neredeyse köy köy ayıracak. Evet. Kabile kabile ayıracak. Niye? Oraya hükmedebilme açısından. Yani biz kendi sorunlarımızı, kendi tarih bilincimizi ön plana çıkarttığımız zaman onlarda büyük bir zafiyet meydana geliyor aslında. Kesinlikle. Onların böyle bir gücü yok. Evet. Bizi şimdiye kadar bu şekilde bastırdıklarından dolayı, kendi bilincimizden, kendi anlayışımızdan uzaklaştırdıklarından dolayı, hani Yahudilerin şöyle bir sözü var. Allah'ım Osmanlı'nın ayakkabısını dar et, ondan başka bir şey düşünmesin. Anlayışı halen devam ediyor. Evet. Ama bu Necip Türk milleti bir gün mutlaka kendi bilincine sahip olacak. Kesinlikle. Bu Necip Türk milleti bir gün kendisine biçilen bu gömleğin kendisinin üstüne olmadığını mutlaka görecek. Evet. Ve inşallah o günleri de beraber görürüz. Onları birlikte görürüz. Yani onları inşallah göreceğiz. Şimdi zaten yani Batı'nın şeyi tamamen bu biraz önce de siz gayet güzel bir şekilde ifade ettiniz. Yani Batı'nın meseleye bakış açısı bu. Ama şimdi bizim yani bunu bilmemiz lazım. Yani Osmanlı'dan bu yana bizi öyle bir ayırdılar ki, bakın bizi evet. öyle bir ayırdılar ki Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonraki süreç içerisinde de şimdi işin enteresan tarafı milli meselelerde yani milli bir mesele ya. Evet. Bu milli meselelerde yani neyi senin en az %90'ının %95'inin bir arada hareket etmen gerekir değil mi? Şimdi bunu başardılar. Evet. Yani bunu başardılar. Ama yine de ben Türk milletinin gerçekten de çok güzel ifade ediyorsun. Ben de ona inanıyorum ve bazen kullanıyorum. Necip Türk milleti, evet. asil Türk milleti. Yani bu asalet herkeste var. Evet. O asalet herkeste var. Hocam bu programımızın sonuna geldik. Evet. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Estağfurullah. Sohbetinize doyum olmadı. İyi ki geldiniz. İyi ki bizim bu tarih bilinciyle ilgili olarak bizi aydınlattınız. Estağfurullah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.